Başak ve yükselen burcu Başak olanlar Kasım ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz değerli dostlar. Evet, Kasım ayı size iyi gelecek Başak burçları. Çünkü burada bir 8 Kasım'da Boğa burcunda bir tutulma yaşayacağız ve toprak elementinde olacak bu tutulma sizin hayatınıza çok edici fırsatlar getirecek. Çok şaşıracaksınız gerçekten. Seyahat, iş ortaklığı, geziler, yer değişikliği belki de yapacaksınız. Komple bir köklü bir değişim yaşıyorsunuz hayatınızda. Buralar oldukça sürprizli olacak. Diğer yandan dikkat etmeniz gereken çok önemli bir unsur var siz sevgili Başaklar ki özellikle yükseleniniz Başaksa veya mesela ikizler Başak hattında bir Mars'a sahipseniz, bir Venüs'e sahipseniz Mars ay boyunca İkizler Burcu'nda retro yapacak ve sizin tam haritanızın tepe noktasından geçtiği için dolayısıyla orada bazı konularda takılmalar getirebilir. Yani hayatı yavaşlatır. Şu an mücadele ettiğiniz mesela iş alanı diyelim ki birçok Başak şu an işle ilgili önemli girişimler yapıyorlar. O alan çok aktif. Şimdi Mars buradan geçerken tabii sizi bir durduracak. Bazı engellerle karşılaşacaksınız. Bunlar boşuna olmayacaktır. Şöyle söyleyelim. Hani Mars İkizler Burcu'nda retro yaptığında özellikle iletişim boyutunda yanlışlıklar, yanlış anlamalar, aksaklıklar getirebilir. Ama kariyer evi olduğu için demek ki bunlar işle ilgili konularda daha çok meydana gelebilir. Ve tabii ki özellikle sağlığınızı da biraz daha ilgilendiren bir alan. Ve onun dışında ilişkileriniz, mesela ortak bir iş, yaptığınız işle biriyle bir paylaşım yapacaksınız, yeni bir adım atacaksınız. Çok Mars retrolarda bunu önermiyoruz. Tabii doğum haritanızda belki de Mars'ınız retrodur. Özellikle bunlar kaçırılmış bazı fırsatları getirecektir. O da olabilir. Tamamıyla olumsuz değil, olumlu yönden de bakmamız gerekiyor. Hani bu geride bıraktığımız algılayamadığımız bazı şeyleri farkına varmamızı, mesela biraz daha gözümüz açılabilir, görmediklerimizi daha iyi anlayabiliriz. Böyle durumlar da getirecektir ama özellikle mesela 8 Kasım civarında hani tutulma zamanında diyelim. Çünkü Mars'ın işte Akrep Burcu'ndaki o yoğunluk yakın çevre ilişkilerinize biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kimlerle iş yapıyorsunuz, yanınızda kimler var? Ondan sonra aile içi dinamikler veya mesela kardeşler olabilir. Oralar biraz zorlanabilir açıkçası. Evet, onun devamında 17'sinden itibaren yani 17 Kasım'dan itibaren artık Merkür Yay burcuna geçerek sizin tabii ki yönetici gezegeniniz olduğu için durumlar değişiyor. Duygu haliniz, düşünceleriniz hepsi biraz da aileye fokuslanıyor. Ya da evinize ya da köklerinize ama birazcık daha kendi alanınıza çekiliyorsunuz. Ve bu sizin için aslında daha mantıklı çözümler getirecek bu süreç. Çünkü ayın 21'inden itibaren Güneş de artık bu alana geçiyor ve sizin ilgi alanınız eviniz oluyor. Belki de bir ev alacak, ev kiralayacak, yer değiştireceksiniz. 24'ünden sonrayı bekleyin sevgili Başaklar. 24'ünden itibaren çünkü 24'ünde bir yeni ay tam aile, eviniz, yaşam yerinizle ilgili alanda oluşuyor. Ve aynı gün bizim şans gezegenimiz Jüpiter retrosunu bitiriyor. Jüpiter retrosunun bitmesi de sizin için önemli çünkü tam balık burcunda, Başak burcunun karşısından geçtiği için tıkanmış bazı özellikle ortaklıklardan beklenen veya evlilik olabilir. Partner ilişkileri için de bunu söyleyebilirim. Oralarda bir akış sağlayacak. Maddi imkanlarınızı, para akışınızı da bence önemli yönde sağlayabilir, açabilir. Ve onun yanı sıra mesela çalışıyorsanız diyelim ki bir seyahat var ve orada tıkanıklık yaşadınız. Bir ithalat, ihracat yapıyorsunuz, bir tıkanıklık yaşıyorsunuz. Özellikle 24'ünden sonra buralar hız kazanacak. Açılacak ki mesela 15-21 Kasım arasında bence şanslı tarihler değerlendirebilirsiniz sevgili Başaklar. Tabii ki Mars'ın retrosu, İkizler retrosu en fazla sizi etkiliyor. Her koşulda hep temkinli olmayı lütfen unutmayın. Hareketlerinize de dikkat edin, adımlarınıza, işbirliklerinize, tanıştıklarınıza, ondan sonra harcamalarınızdaki Mars burada retro.
para evinize aslında olumlu bir etki yapıyor. Mesela beklediğiniz bazı maddi konular varsa, mesela geçmişten almayı beklediğiniz paraları alma şansı da verecektir. 24'ünden itibaren bunlar olabilir. Evet, Kasım ayının son günlerinde artık 28 Kasım civarı Mars ve Satürn arasında çok dengeli, destekleyen, bir şeyleri toparlayan, maddi konuları, ilişkileri, hayatımızdaki önemli yere koyduğumuz mesela bazı kişilerle olan bağlarımızı da yine düzenleyeceğini söyleyebilirim ki en fazla mesela sizin için sağlık, iş hayatı, iş hayatındaki karışıklıklar varsa işte 28 Kasım civarı buralar toparlanıyor. Düzeliyor. Hatta bu sizin dediğim gibi para akışınızı da etkileyecek. Özel hayatınız etkileniyor. Bir yer değişikliği, bir taşınma eğer düşünüyorsanız da bugünlerde bir fırsat gelebilir. Bir karşılık bulabilir beklentileriniz sevgili Başaklar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Mutlu bir ay diliyorum.